Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Selin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir mezuniyet makyajı yapacağım. Bir tane yaptım biliyorsunuz. Biraz daha yoğun istediniz, daha yoğun gölgeli. Biraz daha tipik bir üniversite mezuniyet makyajı istediniz aslında. Ben de tabii ki sizi kırmadım. Tabii ki kıramazdım yani. O yüzden hemen bir makyaj yapmaya karar verdim. O yüzden videonun devamına geçelim. Şimdi önce göz makyajıyla başlayacağım bugün yapmaya. Nasıl başlayacağım göz makyajıyla? Önce concealer uyguluyorum. Maybelline'in Edge White'ından Nude olanı. Göz... Aa yok, benim şeyim vardı. Bir dakika. Sil. Primer'ım. Ya bu acayip bir primer arkadaşlar. Gerçekten hayatımda kullandığım en güzel primer olabilir. Smashbox'ın 24 saat etkili photo finish shadow primer'ı. Acayip bir şey. Bu tarz özel günlerinizde kullanabilirsiniz. Zaten asla bitmiyor yani. Bir kere alın, bütün özel günlerinizde kullanın. Şöyle çok hafif sabitliyorum pudra fırçamla. Üzerine herhangi bir pudra almadım. Kalınlığıyla yani. Şimdi MAC far paletimi alıyorum arkadaşlar. Burada önce soft brown ile başlayacağım. Soft brown rengi şöyle bir şey. Mükemmel bir geçiş rengi. Bunu böyle gelişi güzel uyguluyorum. Farlarımı dağıtırken çok işime yarayacak. Daha sonra MAC'in şu Texture isimli farını alıyorum bu sefer. Yine bu muydu? Şu. Şu. Doğrusunu mu gösterdim emin olamadım. Bunu alıyorum. Yine aynı şekilde kriz bölgeme geniş bir şekilde uyguluyorum. Şimdi bana kesin kızacaksınız. Ben o yüzden şu kamerayı yaklaştırayım, değil mi? Şimdi texture da uyguladım. Görüyorsunuz ben sıcak bir renk. Swiss Chocolate isimli şu rengi alıyorum, biraz daha koyu. Kızılımsı bir kahve gibi. Ama çok koyu değil, açık. Yavaş yavaş koyulaştırıyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle dış köşelere uygulayacağım. Ama içeri doğru da getireceğim. Şöyle buraya oturtup içeri alıyorum. Buraya oturtup içeri dağıtıyorum. Şimdi aynı fırçaya bu sefer MAC'in espresso işimle şu kahve farını alıyorum. Bunu sadece dışa uyguluyorum. Ve daha sonra da MAC'in Embark isimli bu farını alıyorum. Çok koyu kızıl bir kayfe. Yetmezse siyah da uygulayacağım. Bunu tüm farlarla karıştıra karıştıra uyguluyorum. Sanki biraz daha siyah istiyor gibime geldi. Opsiyonel olarak kalsın. Ben ona birazcık siyah ekleyeceğim. Siz istemiyorsanız eklemeyin. Siyah olarak da Rimmel London'ın Magnifies paletindeki şu sondaki siyah olanı tercih edeceğim. Çok güzel gerçekten, simsiyah. Şimdi yoğun bir eyeliner istemiyorum. Sadece kirpik diplerimi belirginleştirmek için jel eyeliner uygulayacağım. Maybelline'in bu jel eyeliner'ı sadece kirpik diplerime. Belki minik bir kuyrukta yapabilirim. Aa bir dakika. Peki öyle olmaz. Buralarımı aydınlatacağım. Nars'ın Hot Scent isimli aydınlatıcısını şu iç kısımlara uygulayacağım. Evet, şimdi jel eyeliner'ımı aldım. Kirpik diplerime uyguluyorum. Hadi.
gözümün içine siyah kalem uyguluyorum. Rimmel London'ın bu neydi? Waterproof kalemi. Bunun üzerinden bir de eyeliner ile geçeceğim. Çünkü hiçbir kalem sonuçta dayanıklı değil. Ah! Şimdi bir kat da jel eyeliner uygulayacağım içine. Şimdi öylesine bir kat rimel uyguluyorum. Kirpik takmadan önce. Evet, şimdi benim bebeğim... Oy! Kiss takma kirpik. Natural 2 numara. Bangır bangır söylüyorum bunu. Daha iyi bir kirpik yok. Yok. Gördüğünüz gibi eyeliner'da hiç kuyruk falan yapmadım. Normalde eyeliner'ı kuyruklu çekmeme alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Hiç kuyruk yapmadım bu sefer. Kaç saniyeme aldı yani görüyorsunuz, 10 saniye falan. Şimdi cilt makyajına geldi sıra. Öncelikle mutlaka bir primer uygulayın ki cildinizde daha uzun süre kalabilsin makyaj. Ben Estée Lauder'ın da Smoother isimli bu primerini uygulayacağım. Herhangi bir primer uygulayabilirsiniz. Kalıcılığını desteklediğinden emin olduğunuz herhangi bir primer uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi hangi fondöteni kullanacağım? Estée Lauder'ın Double Wear Cushion Stick fondötenini kullanacağım. Ya ben bunu gerçekten çok geç almışım. Yani şöyle, zaten böyle almak istediğim bir fondötendi. Yabancı YouTuber'larda görüyordum. Alırım falan diye erteliyordum. Daha sonra bunu biliyorsunuz Şeyma Subaşı paylaştı. Ve o paylaşınca bu fondöten stokları bitti. Yani stok bulunamaz oldu. Dolayısıyla ben de almadım, yani alamadım. Ondan sonra da unuttum. Gidip bir türlü alamadım falan. Sonra yine böyle birkaç sevdiğim YouTuber'da görünce aa ben bundan istiyordum falan dedim. Baktım stokları da var. Gittim hemen tabii ki aldım ve bayıldım. Gerçekten bayıldım. Özelliklerine baktım. Özelliklerinden birazcık size de bahsetmek istiyorum. Bir kere ıslak bitiş sağlıyor bu fondöten. Dolayısıyla kuru ciltler için muazzam güzellikte. Böyle bunu uyguladığınızda suratınızda hiçbir şekilde makyaj varmış gibi hissetmiyorsunuz. Yani sanki gerçekten cildinizmiş gibi duran bir fondöten. Acayip doğal bir bitiş sağlıyor. 8 saate kadar kalıcı olduğu söyleniyor. Yani bu kadar ince yapılı ama bu kadar kalıcı bir fondöten bulmak gerçekten çok zor. Siz de benim gibi ağır fondötenler sevmiyorsanız mutlaka ki buna bakabilirsiniz. Çok acayip örtücü, çok kalın yapılı olmadığı için inanılmaz örtücü değil. Ama cilt kusurlarını, böyle hafif cilt kusurlarını da kapatan bir özelliğe sahip. Hadi böyle bahsederiz ya kekimsi görüntü diye. Kalın fondötenlerde en çok rastlanılan şeydir. Hiçbir şekilde kekimsi bir görüntü bırakmıyor. Çok doğal bir bitişi var. Şöyle hafif çevirerek alıyorsunuz üzerindeki süngere. Ve şöyle... batırıyorsunuz. Biraz mevzuiyet makyajı olduğu için daha yoğun yapacağım. Ben günlük kullandığımda bunu bu kadar almıyorum bile. Çok kolay dağıtılıyor ve yetiyor. Real Techniques'in Expert isimli fırçasıyla uygulayacağım. Şimdi size bu fondötenle alakalı bir sürprizimden bahsedeceğim. Ya uygularken bile anlıyorsunuz bu arada. Bakın hemen kızarıklıkları kapattı. Çok yoğun yapılı olmamasına rağmen ama çok cilt. Yani hiç fondöten değil. Cilt bu. Çok güzel yani. Fondötenle alakalı evet sürprizimden bahsedeceğim dedim. Ben bu fondöteni 2 gün önce falan Insta Story'den paylaştım. Dedim ki hiç söylemiyorsunuz. Bu fondöten tam benlikmiş. Sağ olsun Estée Lauder ekibi de bunu görmüş ve bana madem bu kadar beğendiniz Selin Hanım, takipçilerinize hediye etmek ister misiniz dediler. Tabii ki çıldırdım. Ve tabii ki dedim yani. Çünkü bu fondöteni denemenizi gerçekten çok istiyorum. Bu da bu videonun sürprizi olsun. Bu fondötenden bir tanesi de gelecek. Videonun sonunda şartları söyleyeceğim videoyu kapatırken. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Sonuna atlamayın. Sonuna kadar izleyin bence. Şimdi Maybelline Age Rewind yine Nude isimli bu kapatıcısını uygulayacağım.
Bugün Nars'ın Laguna'sını kullanacağım. Bugün ve her gün. Çok seviyorum çünkü. Ne yapıyorsunuz? Pular yapıyorsunuz. Şimdi aydınlatıcıya ve highlighter'a diyecektim. Aydınlatıcıya ve allığa geçmeden önce alt kirpik diplerime başlayacağım. Direkt şu espresso rengini uyguluyorum. Hiç siyah uygulamamaya karar verdim. Bu kahveye çok beğendim çünkü. Göz pınarlarımın daha da böyle wow olması için MAC'in Nylon isimli şu farını alacağım. Onu göz pınarlarıma uygulayacağım. Bir de kaş hatlarıma biraz. Aydınlatıcıya geçiyorum. En başta uyguladığım Nars'ın Hot Scent isimli aydınlatıcısını alıyorum. Allık kaldı. Allık olarak ne uygulayacağım? L'Oreal Infallible Blush Paint'lerinden şu ikincisine uygulayacağım. Favorim bu. Şimdi ruja geldi sıra. Ruj olarak, ya genelde ben biliyorsunuz videolarımda likit mat rujları tercih ediyorum. Ama bana diyorlar ki bazı takipçilerim, likit mat ruj sürekli kullanamıyoruz. Dudaklarımı çok kurutuyor. Altını ne kadar nemlendirirsem nemlendireyim. Dudaklarımı çok kurutuyor. Başka ruj alternatifleri de öner. Normal bir ruj kullan. Mezuniyette çok daha rahat yenileyebileceğiniz bir normal ruj göstermek istedim size. Hem de gözleri yoğun yapmışken çok daha böyle pembemsi normal bir ruj kullanmak istedim. Likit mat rujları tazelemek çünkü acayip zor biliyorum. Komple böyle silip tekrar sürmeniz filan lazım. Ortasından çıktıysa da oraları pıt pıt doldurunca da bir renk farkı oluyor. Çok haklısınız. O yüzden ben bugün normal bir ruj kullanmak istedim. Estée Lauder'ın şöyle pembe, ıslak bitişli, saten bitişli bir rujunu kullanmak istedim. Bunu sürdüğünüzde o kadar rahat yenileyebiliyorsunuz ki mat bir ruj olmadığı için de herhangi bir altına nemlendirici vesaire istemiyor. Tek başına zaten nemlendirme özelliğine sahip. O yüzden bugün bunu uygulamak istedim. Bir de makyaj sabitleyicimizi sıktık mı? Bugün Fix Plus kullanacağım. MAC'in. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Benim içime bayağı sindi. Şimdi geliyorum sürprize. Evet, Estée Lauder ekibine çok teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Bu fondötenden size de hediye etmek istediği için. Yapmanız gerekenler çok basit. Sadece iki tane şart var. Birincisi benim kanalıma abone olmak. İkincisi de Estée Lauder Türkiye'nin kanalına abone olmak. Estée Lauder'ın da bir YouTube hesabı var. O kanala abone olmanız gerekiyor. Zaten Estée Lauder'ın YouTube hesabını da aşağıya link olarak koyacağım. Oraya tıklayıp direkt abone olabilirsiniz ve tabii ki benim kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde otomatikman katılmış oluyorsunuz yarışmaya. Katılanlar aşağıya yorum bırakırlarsa çok sevinirim. İki kanala da abone olduk ve katıldık deyip yazarlarsa çok sevinirim. Ben tam olarak ne zaman duyuracağımı bilmiyorum. Aşağıdaki kutucuğa ne zaman kazananı açıklayacağımı yazacağım. Çünkü bu videoyu ne zaman yükleyeceğimi bilmiyorum. Şartlar bu kadar. Umarım sevinmişsinizdir. Ben çok sevindim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.